Namaz dinin direğidir. فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّينَ Namazını kılanlar dinini ikame etmiş, taptaze tutmuş olur. Namazı terk edenler dinini tahrip etmiş, dinini yıkmış olur, hetmetmiş, yok etmiş olur. E hocam, hadi biz böyle cemaatiz, böyle söylüyorsun. E o büyük büyük koca koca adamlar da namaz kılacak mı? Hani Çankaya'da oturandan tutunuz da baş vekalet köşkünde bulunanlar falan böyle hani valiler, kaymakamlar, büyük amirler, mebuslar, bakanlar falan onlar da namaz kılacak mı? Mecburlar mı? 40'lı seneler talebeliğim devresi Konya 2. Ordu Komutanı cuma kılmaya gelirdi muhterem Müslümanlar. Naci Paşa ismini de hiç unutmuyorum. Böyle pantolonunda kırmızı çubuklar, kalın kırmızı çubuklu. Evet, araba böyle şimal kapısının önünde durur, yaveri cizmesini çeker kapıda falan. Şu aralarda dururdu muhterem müminler. Er, bir iki er de varmış. Paşa böyle ileriye durunca yanında boşluk var, erler geri durmuşlar. Paşa erin omuzundan tutuyor, böyle çekiyor. Gel oğlum, gel diyor. Burası barigahı mecd-i uluhiyet, huzuru ilahi. Burada ordu komutanıyla erin farkı olmaz diyor. Asıl er, elini arşa açtığı zaman gözyaşlarıyla istediğini koparandır diyor. Mevla nezdinde geçkil olandır. Nezd-i uluhiyette nazı geçendir. Dileklerini Mevlasına kabul ettiren kuldur diyor. Mevla'nın huzurunda sırma, forma, apulet, yıldız, bakan, çakan, o biri ebeden ve ebeden ve ebeden. Evet. Ya, ya, ya. Mühendistir, tabiptir, hakimdir diye sormazlar diyor. Orada kalbi selim, iman dolu gönül ehlinden soracaklar diyor. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ve şunu söylüyorum size. Namaz kılınırdı, paşa buradan böyle ağır ağır kapıya kadar yürürdü. İçli ihtiyarlarımız şarıl şarıl gözyaşlarıyla ordu komutanımızla namaz kıldık Rabbim ne güzel günler diye böyle Cenab-ı Hakk'a hamd eder, ne güzel anlar diye. Ya. Halbuki o da kul, aynı şeyle mükellef ama ordu komutanını yanında namazda gördüğü için, barigah-ı mecduliyetine komutanıyla beraber el açtığı için duyduğu hazzı Konyalı kardeşlerim gözyaşlarıyla ifade ederlerdi. Ben bunu yaşamış insanım. Öyle olunca biz ezelden ebede 48 senedir kürsüyümüzde böyle diyoruz. Bizimle beraber arşa el açan cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, valiler, amirler, memurlar en yukarıdan mahalle muhtarına kadar bütün vazifelerin tevhidin ışığıyla nurlanmış, Hazreti Kur'an'a çelik pençesiyle sarılmış, arşın Rabbine dileklerini gözyaşlarla yükselten sahipler istiyoruz yüce Rabbim. Bu Necip milletin arzularını kursağında koyma Allah'ım.